böyle konuşuyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Hak ediyorlar yani. Değil mi? Hocam geçen derste güncelleyeceğim demiştiniz de o yüzden Yok, yok sordum. bunlar işte güncel, bunlar güncel. Yok ben sana demiyorum hani bu gelmeyenlere söylüyorum. Hocam nasılsınız genel olarak? Genel olarak iyiyiz ya. Türk milleti nasılsa biz de öyleyiz. Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Peki iyi İyiyiz değilsiniz hocam. ha? İyiyiz, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Nerede çalışıyorsunuz? Yok hocam, ders çalışıyoruz yani Ha, ders evdeyiz. çalışıyoruz. Dedim iş bulduk orada mı çalışıyoruz falan. Yok hocam ya, stajda falan sıkıntı çıkarıyorlar. Pek kimse şu an almak istemiyor. Tabii ya. Baksana ne kadar yükselmiş yine. Kaça çıkmış? 20 bin lira mı ne çıktı diyorlar. Ne Çok olacak yükseldi. yani bilmiyorum. Yani millet de maske takmıyor, bir şey takmıyor. Neye güveniyorlar bilmiyorum. Adamlar takıp geçen gün şeye geçeceğim dedim. Alışveriş merkezi içerisinde insan kaynıyor. Bu millete valla metrobüs okula gittim geçen gün. Bir imza vardı. Valla metrobüsler böyle yani millet birbirinin ensesinde. Bilmiyorum ne olacak bu işin sonu. İnşallah iyi olacak da. Mecbur Evet. hocam. İnsanlar işe gidip geliyor. Ya Ne doğru. yapsın? Doğru. Şimdi geçen gün bir yerden geçiyorum. İki tane kadıncağız konuşuyor. Ya diyor ben diyor çocukla evdeyim diyor. Benim oğlumla diyor eşim diyor işe gidip geliyor. Onlara bir şey olmadı diyor. Biz diyor çocukla diyor korona olduk diyor. Hadi bakalım buradan ya. Yani ne olacak? Ya da şey gibi yapmak lazım. Hani bu Brezilya, Ukrayna'da serbest bıraktılar ya. Ama ne yaparsanız yapın dedi. Öyle olsun. Ama ne yaparsanız yapın. Hani bir söz var ya ölen ölsün kalan kalsın. O da ama bir şey değil. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Aşı. Arjantin, benim bazı hocalar var. Şeyle konuşuyorum. Rusya'da var. Bir tanesi Endonezya'da, bir tanesi Arjantin'de. Arjantin bizden beter. Diyor ki valla biz de dedim hani yaşlıları şey yapıyorlar aşı maşı. Bizde diyor hiç kimse yok. Biz diyor ölümü bekliyoruz diyor kadın. Rusya'daki iyi. Rusya diyor ki biz diyor aşı olduk şu anda maskeleri de atmak üzereyiz. Endonezya'daki hoca diyor ki bizde diyor yok günler 10-11 çünkü diyor biz sıcak bir ülkeyiz diyor. Yani bilmiyorum sıcaklıkla alakası var mı? Ondan sonra Endonezya'daki öyle. Tayland'daki de öyle diyor. Bak o taraflar Tayland'daki hoca ondan sonra o lise hocası. Ben böyle hani ne yapayım dünyadaki dört bir taraftaki böyle hocalarla çekleşiyorum, konuşuyorum. Vakit şey geçsin. Ondan sonra Tayland'daki de öyle diyor. Bizde çok yok diyor hani. Ama bu taraflara gelince bak mesela Londra'da bir hocayla konuşuyorum. Londra'da Romanyalı bu hoca. Babası öldü. Annesi de komada kadının Londra'da. Ondan sonra. Arjantin'de öyle. Yani bilmiyorum. Bu taraflar kötü oldu. Doğu şey taraf. Bu taraflar, doğu tarafları iyi. İnşallah iyi olacak. Özledik okulu ya. Geçen gün okula gittim de bilmiyorum okula gidiyor musunuz? İncin top oynuyor. Koridorlar bomboş. Yani böyle şey gibi. Ölü şehir gibi olmuş. Kimsecikler yok. Neyse. Evet. O notlar tamam. Oradaki en son notlardı. 1-14 en son olandı. Ben ekstra bir şey koymadım içine. Yani şifreleri de doğru herhalde. ENM4 değil mi? Onlardır. Tamamı bu. Ama dediğim gibi dersi dinlerseniz ve sonra videoları da izlerseniz anlatmış olduklarımı daha rahat anlarsınız. Evet. Şimdi dedik ki bir değişim süreci, bir imal dedik. Ne dedik? Üretim, imalat ve hizmettir. İmalat daha somuttur. Hizmet soyuttur. Mesela ama geçen gün bir yerde derste de anlatıyordum. Mesela dün akşamdı bu işletmeciler. Mesela dedi ki bir tanesi, hocam lokanta imalat mı hizmet mi? Şimdi yüksek lisans yapıyor bu şey sertifika programı gibi. Hocam dedi lokanta imalat mı hizmet mi? Hadi ben size sorayım şimdi. Lokanta veya restoran imalat mı hizmet mi? Hocam lokantanın sağladığı şey hizmet ama lokantanın yapılması imalat yani İşte diyelim. bu endüstri mühendisliğinin farkı. Alkışlıyorum seni. Elif miydi? Neydi ismin? Dilara ben hocam. Dilara, aferin. İşte bu endüstri mühendisliğinin farkı. Gördünüz mü? Daha üçüncü sınıfta olmanıza rağmen bak, o farkı fark ediyorsun. Bravo. Aynısını ben söyledim. Aklın yolu bir. Şimdi oradan hizmet alıyorsun lokantada. Çünkü garson marson sana hizmet ediyor. Ama içerideki ocakta değil mi, yemek pişiyor, imalat. Şimdi çok güzel söyledin. Aferin. Bazen tanımlar şöyle yapılır. Bir işletmede ağırlık hangi konuda ise o sınıfa dahil edilir. Mesela lokantayı biz genellikle ne olarak görürüz? Hizmet olarak görürüz.
Orada hocam hizmetler... o zaman bu fast food zincirleri daha çok imalat mı oluyor? Bu McDonald's, Burger King falan. Hani self servis ya. Self servis. Şimdi bazılarını imalat ve hizmet karışık. Fast food'u hem imalata hem hizmete sokabilir. Çünkü şey var. Öyle bir çalışma hemen aklıma geldi bak. Soğuk zincir lojistiği. Aslında o hizmet, imalat nasıl olabilir o? Orada pişiriyor, fabrikadan onlar geliyor. Doğru bak. Hani imalat belki daha ağır basar, hani restoran gibi servis yok ya, ondan dolayı. Bence orada hizmet daha ağırlık basıyor gibi. Şimdi dediğim gibi hangisi ağır basan tarafa dikkat ediliyor? Bence orası biraz fast food, biraz daha hizmet gibi geliyor bana. Bir de hocam o fast food zincirlerinde atıyorum köfte, ekmek üretilmiyor ki. Sadece olan malzemeler bir insan tarafından bir araya getiriliyor. Dolayısıyla doğru. Hizmet oluyor da. Doğru, bence de ağırlık hizmet yönünde. Bravo işte bu. Bak şu anda biz ne yaptık biliyor musunuz? Brainstorm yaptık, konsültasyon yaptık. Tam endüstri mühendisliği ile ilgili bir şey yaptık. Beyin fırtınası yaptık. Doğru. Ağırlık hizmette. İşte mesela bu tür konular aslında bu hizmet projelendirilmesi... Çalışması zor konulardan. Şimdi imalat tarafı da var, hizmet tarafı da var. İkisini bir ara ele alındığı zaman işte güzel çalışmalar çıkıyor. Genellikle söylediğiniz gibi hizmet tarafında ele alan var. Ama imalat tarafı biraz daha şey, burada sönük kalıyor. İşte o köftenin imal edilmesi, ekmeğin imal, farklı bir konuya giriyor. Ama bu hizmet. Hizmet olarak bunu algılıyoruz ve şey yapıyoruz. Lojistik bir yerde de. Hocam ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Zaten çoğu fast food firması da şey, eve teslimatta ne kadar hızlı oldukları ile ilgili de reklam yapıyor. Tabii bak, o da bir lojistik değil mi? Dağıtım lojistiği. Bravo, hizmet. Orada ne oluyor çünkü? Müşteri memnuniyeti var. Bak düşünürsek müşterinin memnun edilmesi var. Bir hizmet alıyoruz. Bu hizmet sonucunda da bir şey var. Müşteri memnuniyeti. Evet, hadi biz her ne kadar da yemeği de yiyorsak da İmalatla hizmet karışık ama hizmet tarafı daha ağır basıyor. Mesela otomobili düşünürse, otomobil bir imalattır. Daha önce ne demiştim? Eğer bir işletme kar elde etmek istiyor ise, değil mi? Hatırlarsanız bir işletme, bizim püf noktamız buydu. Bir işletme kar elde etmek istiyorsa ne yapması lazımdı? Müşteriyi memnun et. Ve maliyeti düşür. Müşteriyi memnun et. Bizim kuralımız bu. Yani slogan bu. Müşteri memnun et. Müşteri de kimdi? Bir iç müşterimiz vardı. Bir de dışarıdaki pazardaki müşterimiz vardı. Müşteriyi memnun et. Maliyeti düşür. Tamam. İmalatta daha çok elle tutulur, gözle görülür şeyler üretiyorduk. Mesela araba, masa, sandalye. Hizmette de daha çok böyle hissedilen, mesela banka, hastane, bunlar daha spesifik. Mesela şey, lokanta dediğim gibi daha böyle şey bir örnek. O arada kalmış, daha böyle bir ünik örnek. Ama banka, hastane, üniversite daha böyle spesifik hizmet örnekleri. Belediye mesela daha bariz hizmet örnekleri. Bu lokanta biraz daha şey, hem mesela tarım hayvancılık, işte al sana tarım hayvancılık. Tarım hayvancılığında hem imalat hem hizmet var. Bu tam bariz bir örnek. Hem hizmet hem şey, imalat. Evet, güzel. Şimdi mesela otomobil dedik, hizmet. İşte banka, mesela uzay araştırmalarıyla ilgili firmaların çoğunda üretim ve hizmet karakteri karşılıklı bir şekilde bulunmakta, aşağıda mal ve hizmet faaliyetleriyle ilgili özellikler demiş. İşte bu bize gösterecek. Mesela mal üretimi dediğimiz zaman imalat. Görünen çıktılar var. Mesela bir otomobil, buzdolabı, mallar var. Hizmet üretiminde görünmeyen çıktılar var. Hizmet. Mesela eğitim, sağlık. Onda görünmeyen çıktı. Mesela lokantayı hemen şimdi al. Demek ki lokantada hem mal hem hizmet var. Görünen çıktı var, yiyecekler. Hizmet var. O ambiyans, garsonların şeyi. Malda üretilen mallar zaman içinde kullanmaya malları tükenir. Evet, mesela otomobil, ne bileyim eşya. Lokantayı düşünürsek, bak lokantada hem mal hem hizmet demek ki. Tükeniyor. Çıkılan müşteri hemen kullanıyor lokantada, değil mi? Veya eve geliyor fast food. Bu çok güzel. Mal üretimi, işler daha
az iş gücü daha çok makine teçhizat ister. Mesela değil mi? Stajlarınızda da görmüşsünüzdür. Torna tezgahları, değil mi? Otomatiktir seri üretimde, ondan sonra şeyler, presler falan. Hizmet üretimi işler daha az iş gücü, daha az makine teçhizat gerektirir. Daha çok iş gücü, değil mi? Lokanta olursa veya bir bankayı düşünün, hastaneye düşünün. Daha çok iş gücü, daha az teçhizat. Mal üretimi, müşteriyle temas az, yerinde müşteriyle direkt temas var. Hastane, okul, banka, lokanta. Demek ki her ikisi. Üretimde değişim, tüketicilerin katılımı yok mal üretiminde. Değil mi? Şimdi fabrikaya mesela arçelik, buzdolabı, çamaşır makinesi şey yapmıyoruz. Direkt katılmıyoruz ki değişim sürecine. Orada buzdolabı, çamaşır makinesi, arabamız üretiliyor, ayakkabımız, kıyafetimiz. Ama hizmette değişim sürecinin müşterinin çoğu zaman katıldı. Banka, hastane, okul. Mesela şu anda biz değil mi hizmet üretimi yapıyoruz. Şu anda bu hizmettekilerin hepsi burada var. Mal üretimi, üretim faaliyetlerini ölçmek için karmaşık metotlar kullanılıyor. Verimlilik, etkinlik, etkenlik. Hizmette de üretim faaliyetlerini ölçmek için basit metotlar kullanılır. Mesela ne kullanılır? Hizmette üretim faaliyetini ölçmek için ne kullanırsınız örnek olarak? Ne kullanırız? Servis süresi olabilir mi? Mesela anketler olur değil mi? Müşteri memnuniyetini ölçmek için. Hani anket yapılabilir. Hani memnun olduk çünkü bir çıktı var mal üretiminde değil mi? Adet bakarız, sayıya bakarız belli bir zamanda. Şu kadar çıktı. Ne bileyim işte bir saatte 100 tane çıktı. Ama hizmette ne olabilir? Belki orada evet hastaneden taburcu edilen sağlıklı insanlar. Onların memnuniyetleri. Hizmette biraz daha ölçmek güç. Başka ne olur? Mesela bankada, değil mi? Düşünsene bankadaki performansı ölçmek. Müşteri devamlılığı olabilir mi hocam? Bravo. Bunlar da önemli kriterler. Çok güzel. Müşteri devamlılığı. Doğru söyledin. Aferin. Müşteri bir daha lokanta mesela. Bir daha bana geliyor mu? Bak berber. Müşteri bir daha bana geliyor mu? Çok güzel bir örnek. Aferin. Ondan sonra mesela kredi kartımı kullanıyor mu? İptal mi ediyor? Değil mi? Müşterinin memnuniyeti. Güzel. Hizmette de bu tür faaliyet. Değil mi? Malda işte kapasiteyi ölçüyoruz. Atıkları ölçüyoruz. Bilmem şunu ölçüyoruz. Orada daha böyle somut. Hizmette daha şey. Subjekt. Çok güzel. Aferin. Sizlerle gurur duyuyorum. Bazı hizmetler teçhizat. Bak bu da önemli. Bazı hizmetler teçhizat esaslıdır. Bilgisayar programcılığı, demir yolu taşımacılığı yani metro, telefon ve benzeri. Mesela dün akşam adam çocuk sordu, yani katılımcı sordu. Mesela dedi hocam, Türksel bayine gittim, oradan kart aldım. İşte bu imalat mı, hizmet mi? Bu bariz hizmet yani. Değil mi? Telefon, bazı hizmetler ise insan esaslıdır. Vergi daireleri, berber, öğretmenlik. Hadi berber belki şey olabilir, teçhizat olabilir, makas tarak. Ama futbol antrenörlüğü tamamen insan. Antrenörün hani diyeceksiniz ki hocam onun da düdüğü var. Düdüğü olsa düdüğü olmaz, ıslık çalar. Çak değil de düdük, değil mi? Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi büyük ölçüde kullanılan teknolojiyle ilgilidir. Teknoloji şudur arkadaşlar. Teknoloji genellikle bunun tanımını herkes farklı farklı yapar ama ben bir tanım yapıyorum ve bu tanımın da doğru olduğunu düşünüyorum. Bir üründeki bilgi seviyesidir. Ürün dediğimiz her şey. Ürün, mal ve hizmet. Bir üründeki bilgi seviyesine ben teknoloji derim. Yani bir üründeki bilgi seviyesi. Mesela eski bir arabayı düşünün ve şimdiki bir arabayı düşünün. Eski bir pervaneli uçağı düşünün. Şimdiki jeti düşünün. Ne bileyim eski telefonları düşünün. İlk çıktığında işte Ericssonlar vardı, Nokia'lar vardı, takoz bir şeyler. Hatta ilk böyle araç telefonu, dankal şey, bond çantası, çanta gibi kocaman. Elde taşınıyordu. Ondan sonra 90'lı yıllarda kocaman. Şimdikini düşünün parmak kadar. Teknoloji. Ne oluyor? Bir mühendis, bir kişi onu tasarlıyor. Yani demek ki insan beyni nasıl gelişiyor? Yani bilgi nasıl gelişiyor? Değil mi? 1950'lerdeki bilgisayarlar, bilgisayar yok. Bu yönelim araştırması çözüyorsunuz ya LP'leri. Onu geliştiren adam demiş ki işte bir problem koymuş ortaya.
bu problem demiş, çözüldüğü zaman benim bulduğum yöntemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkacak. 1970'lerde bilgisayarlardaki gelişmelerle birlikte hakikaten o 54-50'deki adamın problemi çözülmüş. Kaçıncı, 80-90. İterasyonda bu ne çözülmüş? Hakikaten adamın dediği ortaya çıkmış. Adam bak ne kadar ileri görüşlü. Demek ki teknoloji bir üründeki bilgi seviyesi. Mesela Mısır piramitleri diyor. Değil mi? Roma'daki işte kaleler, maleler hala o Mısır piramitleri nasıl yapıldığını anlayamıyoruz. Demek ki teknoloji. Hatta bana bazen diyorlar, bazen konuşurken böyle şey yapılıyor. İşte eski uygarlıkların teknolojileri var mıydı? Ya mübarek işte. Teknolojiyi ben bugünkü araba, uçak olarak görürsem yoktu belki. Belki o da adam kuşların üstüne binip uçuyordu, bilemiyorum ki. Ama bak, teknoloji bir üründeki bilgi seviyesi dersen, o zaman en ilkel kabilede bile teknoloji var. Çünkü neden? Adam ne yapıyor? Bir tahtayı özel bir şekilde yakıyor makıyor, bazen belgeselleri seyrediyorum. Kayık yapıyor ya. Bize odunlardan kayık yap dese zorlanırız. Odunun teknolojisi bir üründeki bilgi seviyesidir. Tekno zaten tekno logos, tekno bilgi düzeyi. Logos bilgi. Bilgi becerisi. Latince şey Yunanca bir kelime. Tekno logos. Mesela bios logos. Bios hayat, logos bilim. Psikologos ruh bilimi. Psiko ruh. Ruh, logos bilim. Lojistik mesela bilgi demek. Bilgi aktarımı, lojistik. Logos'tan geliyor. Özellikle askeriyede. Esas lojistik askeriyeden çıkmıştır. Askeriye bir tanımdır o. Lojistik, destek. O hani mesela önde cephede savaşıyor, önde piyadeler. Ondan sonra tanklar, manklar. Biz arkada mesela Napolyon nasıl Rusya'da nasıl kaybetti savaşı? Ordu çok hızlı gitti. Ruslar da şey yaptılar. Bak şimdi size askeri şey vereyim. Ruslar kış geldi. Napolyon da Rusya'nın içerisine kadar hiç direnişsiz ilerledi. Ruslar bu durumu biliyor. Ondan sonra hiç direniş göstermedi. Ruslar geri çekildi içeriye doğru. Ama biliyorlar ki kış gelecek. Şimdi Napolyon ordusu ileri doğru atıldı. Ama lojistik geriden geliyor. Lojistik ona yetişemiyor. Aa, bir kar bastırdı. Bir kar, bir dolu, bir soğuk. Ondan sonra lojistikle Napolyon arası kesildi. Napolyon savaşı kaybetti. Ondan sonra geri çekildi. Önemli bak bu taktik. Yöneticilik bu. Kim o? Birisi girdi sınıfa. Rıdvan. İçeri biri girdi. Senin... Pardon hocam, düğmeye basmışım da kardeşim yanımda. Tamam. Kardeşine de mi öğretiyorsun? Aferin bak ne kadar güzel. Bilgi böyle. Geçen gün de bir arkadaşınız dedi ya hocam yeğenimle seyrediyorum. Ne kadar güzel. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi bunları da söyledik arkadaşlar. Mesela demiş petrokimya sektöründe sermaye yoğun yüksek otomasyon gerektirir. Ha bir de bakın bu kelimeler de vardı. Mekanizasyon ve otomasyon. Bakın bunlar genel kültür. Tamam dersleri anlatırız. Bir de genel kültürümüz önemli. Mesela mekanizasyon ve otomasyon deyince arkadaşlar aklınıza ne geliyor? Duymuşsunuzdur bu kelimeleri de. Tarif edin desem mekanizasyon deyince ne anlarsın? Otomasyon deyince ne anlıyorsun? Var mı bir tarifi olan? Bir örnek de olabilir. Hocam şu mekanizasyondur, bu otomasyondur. Evinizden bile örnek verebilirsiniz. Nedir? Hadi gençler. Hafıza kokularını duyayım. Evet. Otomasyon ve mekanizasyon. Hocam deneme yapabilir miyim? Çok emin değilim ama. Tabii söyle. Hocam evi süpürürken elektrikli süpürgeyi kullanmak mekanizasyon ama bu yeni çıkan robotlar var ya kendileri süpürüyor. O otomasyon Dilara. Gibi. Sen de yüksek IQ sen de yüksek bir IQ seziniyor. Bravo. Şeyde olabilir mi? Mesela Excel'de işte bir kodu yazdıktan sonra tüm tablolara okutmak, bir de tek tek yere girmek. Yani aynen. Şimdi bu güzel sizi verdiğiniz bu güzel örneklerden şunu şöyle yola çıkalım. Bir de ben örnek vereyim. Mesela evde mutfakta aldığın maşayı tavada kızartma yapıyorsun maşayla elini süremezsin. Mekanizasyon. Çamaşır veya bulaşık makinesinin kendi kendine çalışması otomasyon. Demek ki eğer bir insan
bir alet kullanarak bir iş yapıyorsa mekanizasyon, hatta bunu bana doktora yeterlikte sormuşlardı İTÜ'den bir hoca. Kaç senesi? 90 senesi. Bir yerde de ben okumuşum böyle. Hoca dedi, aferin oğlum, bravo dedi. Çok güzel örnek verdi. Yani benim böyle örnek vermem şeydir, güzeldir. Yani ben güzel örnekler veririm. Şey yapmıyorum yani. Kendimi o konuda biraz iyi hissediyorum. Tekrar söylüyorum. Bir insanın bir alet kullanarak, bu keser olabilir, testere olabilir. Mesela kalemle yazmak da bir mekanizm. Bir alet kullanarak bir iş, hani mesela tırnak makasını aldın, tırnağını kesiyorsun, o bile mekanizasyon. Bir alet kullanarak bir işi yapması mekanizasyondur. İnsan sadece kontrolör görevini üstleniyorsa bu bir otomasyondur. Yani insan hiç müdahale etmiyorsa, alet tamamen, biraz önce arkadaşınızın dediği gibi, mesela ev süpürmek mekanizasyon, bu yeni çıkan robotların kendisi süpürmesi otomasyon. Çok güzel örnekler verdiniz, bravo. Çünkü bunlar, bu tür kelimeler bizim jargonlarımızdır arkadaşlar. Nasıl doktorlar kendi aralarında belirli jargonlarla konuşursa ve ne demek istediklerini anlarsa, bizde de böyle. Mesela birisi anlat işte mekanizasyonu geliştirdi. Yani peki ne demek istiyorsun? Mekanizasyon, otomasyon. Adam söylüyor ama ne demek istediğini kendi de bilmiyor. Veya işte amaç şudur, hedef budur. Bak amaç, hedef değil mi? Bunlar üzerinde durdu. Onun plan, program, yine duracağız. Üretim. Artık üretimi öğrendik. Şimdi bazen böyle üretim, imalat diyenleri ben içimden gülüyorum. Tamam, benden şeyse hani öğrencim hemen müdahale ediyorum ama benden büyük bir hocaysa yani içimden biraz şey yapıyorum. Ya diyorum ya hocam yanlış yaptım, yanlış söyledim. Ondan sonra bazıları da kabul etmiyor tabii ki. Çünkü büyük hocalar, eski yaşlı hocalar bazen kabul etmiyorlar. Onlar öyle öğrenmiş çünkü. Tamam, çok güzel, aferin. Bak güzel şeyler çıkıyor böyle karşılıklı. Bunu da söyledik. Şimdi işletmeler diyor ki, işletmenin amaçları statik değil, dinamiktir. İşletmenin, tabii. Statik demek durgun demek. İşletmenin amaçları statik değil, dinamiktir. Amaçlar şirketin gelişmesine ve organizasyon yapısının şartlar sebebiyle sürekli gelişir. Çünkü hayat durmadan değişiyor. Mesela trafik şeydir. Trafik mesela dinamiktir. Mesela sizin torna tezgahında bir parça işlemeniz statiktir. Ondan sonra şu anda bizim dersi işlememiz dinamik. Neden? Mesela katılımcılık var. Eğer katılımcılık olmasa statik. Statikte deterministik, statik deterministiktir. Dinamik stokastiktir. Dinamiklikte rastsallık vardır. Her an değişim var. O yüzden işletmelerin amaçları dinamik olmalıdır. Burada motivasyon çok önemlidir. Mesela bir makale okumuştum. Bir Kore firması, bir Japon adamların 200 yıllık şeyleri var. Amaçları. Bak amaç. Hedef demiyorum, amaç. Amaç neydi? Amaç daha subjektif. Geçen hafta arkadaşınız da örnek vermişti. Hedef tahtasını vurmak amaç, 12'den vurmak hedef. Mesela üniversitemizin amacı uluslararası düzeyde tanınmak. Ondan sonra yayınlar yapmak. İşte bilime katkıda bulunmak. Bunlar amaç. Peki hedefim ne? Hedefim işte ilk 100 arasına girmek. Ondan sonra mezun sayısını %97, %100 yapmak. İşte yılda 500 tane kitap yayınlamak. Öğrencilerimizin %90'ına iş bulmak. Bunlar hedef. Anladınız? Çok önemli şey. Güzel. Benim dersimi alan arkadaşlar çok güzel şeyler öğreniyoruz burada. Kaç kişiyiz? Şu anda 62 kişi. Bravo. Hani diyor ya Mevlana, gel ne olursan ol gel ama geldiği gibi git. Şu anda siz geldiniz ama bir şeyler öğrenerek gidiyorsunuz. Bravo. Bunlar önemli. Biz biraz maalesef bu kelimeleri çok dikkat etmiyoruz. Ondan sonra amaçlar genelde işletmenin rekabetçi bir ortamda gelişmesini sağlayacak şekilde belirlenir. Bunun için işletmeler yüksek bir sermaye geri dönüş oranı ve bulundukları sektörde pazar payının yükselmesi hedefler ve işletmenin, hani geçen hafta da söyledim ya, biraz önce de paylaştım. Neydi? Amacımız maliyeti düşürmek, müşteriyi memnun etmek. Bitti. Bakın, ben bunu aynısını bir makalede okumuştum. Diyor ki adam, karı maksimize etmek için uğraşma. Karı maksimize etmek için uğraşma. Maliyeti minimize etmek için uğraş. Yani buradan ne demek istiyor? Eğer sen diyor bir şey yaparsan
amaç denklemi kurarsan, hani sizin amaç denklemleriniz var ya, bu amaç denklemi senin minimizasyon olsun. Hakikaten minimizasyonun amaç denklemleri daha kolay çözülür. Minimize et, değil mi? Minimize et. Neyi? Maliyeti. İşte hani diyorsunuz x1 artı x2 bilmem x3 artı x4 minimize et. Yani maksimizasyon da olur ama yani bunu pek kullanma diyor. Daha çok minimizasyondan git. İşte aşağıda kısıtlarımız var. Kısıtlar. Minimizasyon olunca ya eşit olur ya büyük eşit olur. Kısıtlar değil mi? Biliyorsunuz küçük olursa bu sıfır olur. Çözemezsiniz. En azından bir tanesi eşit veya büyük eşit olmalı. Şey oluyor. Minimizasyon. Ve bir diğeri de müşteri memnuniyeti. Ha şimdi çok kriterli karar vermede sen maliyet minimize et maliyeti artı maksimize et müşteri memnuniyetini. Bu ikisini aynı denklemde birleştirmen çok zor. Bu neye benziyor biliyor musun? Ateşle buzu yan yana getirmek. Biri sayı, biri niceliksel, bu nicelik, bu da nitelik. Nicelik, bu da nitelik. Yani bu dediğim gibi 1, 2, 3, bu da şöyle bir şey. Bu ikisini nasıl birleştireceğim? 1, 2, 3 ile 1, 2, 3 sayıyla bunu nasıl birleştireceğim? Bunu birleştiren işte çok kriterli karar vermedeki normalizasyon. Aslında bu normalizasyon istatistiktir arkadaşlar. Şu çok kriterli karar verme şeyleri kullanır. Nümerik analiz kullanır. Nümerik analiz ve istatistiği kullanır. Bu kriterli karar vermenin kullandığı yöntemler nümerik analiz istatistikten gelir. Yani daha doğrusu matematikten gelir. Bu da matematiği kullanır. Anladınız mı? Yani bunlar aslında birbirlerine bağlı. Şimdi tekrar yine geldi bir şeye gelelim. Kendi konumuza gelelim. Evet bunu da söyledik. Şimdi diyor ki daha önce değinildiği gibi bir imalat kuruluşundaki üretim fonksiyonu ham maddenin mamullerine dönüştürülmesi direkt olarak ilgili. Bakın üretim yönetimi, üretim faaliyetleri, kalite ve stokların kontrol yoluyla üretim fonksiyonu optimizasyonu gayesini güder. Üretim maliyetinin kalitesi ve stokların kontrolü, üretim planı. Şimdi dedik ki üretim fonksiyonu girdi çıktılar değil mi? Bu bir üretim fonksiyonu. Buna müşteri memnuniyetine katarsan bu şey olur. Üretim yönetimi olur. Üretim yönetimi olur. Üretim planlama ve kontrol. Daha önce bunları buraları anlatmış gibiyim size. Üretim fonksiyonundan bahsettik ama hocam geçen hafta sayfa 68'de bırakmıştık. Ha, 68'de bıraktık. Tamam. Doğru. O zaman tekrar bakın burası çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi bir üretimi gerçekleştirmek. Yani bu ne demek? Tekrar ediyorum hemen. Üretim fonksiyonu ne demek? Üretim yönetimi ne demek? Hemen şekil çizeyim ben. Şöyle yapalım. Hemen bir şekil. Bu temizleyeyim sayfamı. Şimdi bakın. Üretim fonksiyonu. Ne demiştik? Bir üretim sistemi. Şu bir dönüştürme süreci. Bu bir fabrika olabilir. Girdilerimiz vardı. Neydi? 5M. İnsan, makina, ham madde. İşte 5 tane yönetim. Ne çıkıyordu? Mal ve hizmet. İşte bu bir de feedback var. Bu üretim fonksiyonu. Üretim fonksiyonu bu. Tamam mı? Ha, eğer buna işte iç müşteriler, müşteri memnuniyetine katarsak iç müşteri ve dış bu ne oluyor? Üretim yönetimi. Anlaşıldı mı arasındaki fark? Bu kadar basit. Bunlarla ilgili kitaplar var. Adamlar anlatıyor da anlatıyor. Yani şu production management. Anladınız mı aradaki fark? Ne kadar basit. Ben oldum olası hep böyle karmaşıklıktan uzak kalmışımdır. Yani benim için basit olsun. Anlayayım. Basit. Yani böyle karıştırmaya gerek var. Formüllerde de öyle. Anlatırlardı bize işte. Eta, kısi, bilmem, üstü integraller, türevler, ıvır, zıvır bilmem. Ya hocam şunu anlayacağım şey. Fiiller, miiller, bilmem neler. Ya hocam şunu anlayacağım şekilde anlatsa da anlayalım ya. Ya böyle bazen makalelere de bakıyorum. Formül, formül, formül. Tamam formül de lazım da.
Bana adam bir tane örnek olsun. Bazen adam böyle formüller anlatıyor. Aşağıda bir örnek. Ya diyorum mübarek bu kadar şeyden bu mu yani? Çünkü yavaştan versene şu örneği bak. Bu formül de lazım. Neyse. Şimdi arasındaki farkı anladık arkadaşlar. Bu üretim fonksiyonu şu üretim yönetimi. Demek ki neymiş? Maliyeti, yani biraz önce dediğim gibi maliyeti düşürmek bir üretim fonksiyonu oluyor. Müşteri memnuniyetine katarsan sen bunun için üretim yönetimi oluyor. Bu kadar basit. O zaman yine slaytımıza geldik. O zaman şöyle yapalım. Bir ara verelim. Saat 15'te yani 15 dakika sonra üretim planlama ve kontrol konusuna geldik. Üretim tanımı yapmıştık hatırlarsanız. Üretim iki şekilde tanımlanıyordu. Mühendisler fiziksel bir varlık üzerinde onun değerini arttırıcı çalışmaya üretim olarak adlandırıyordu. Ekonomistler ise bu tanımlar bizim için çok önemli. Yani konunun anlaşılması açısından bu temel taş diyoruz ya, bu temel taşlar, bu bakış açıları bizim için çok önemli. Eğer biz bunları vermez isek, bunları bilmez isek üstüne de inşa edemeyiz. Yani inşamız çürük olur. Önemli olan işte bu önemli kavram ve deyimler, hani teknik kavramlar. Mesela makine elemanlarında öncelikle şeyleri anlatılır. Makine elemanı işte gupilya nedir? Ondan sonra cıvata nedir? Rulman nedir? Rondela nedir? Şimdi biz bunları bilmezse biz birinci sınıfa gelmiştik sene 84 öğrenciyiz. Hocamız gelmişti iş etüdünde sene 84 daha liseden yeni gelmişti. İşte anlatıyor gupilya Allah Allah gupilya ne demek? Ondan sonra işte rulma Allah Allah yani rondela diyor mesela. Allah onlar manşon diyor. Yani hepimiz yani sene 84 çoğumuz normal liseden gelmişiz. O zaman böyle meslek liseleri çok değil. Yani sonradan öğrendik yani asistanlara sorduk bunlar ne demek? İşte dediğim gibi eğer sen teknik bilgiyi verirsen ön bilgiyi ne demek istediğini anlarsın. Değil mi? O mandıren mesela. Mandıren demek ne demek? Kam demek ne demek? Bilen var değil mi? Kam. Arapçada kam kalp demek ama kam mili vardır arabalarda. Tiş diyor mesela. Nipel diyor. Allah Allah. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar önemli. Şimdi ekonomistler ise üretimi bir fayda meydana getirmesi şeklinde düşünüyorlar. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere üretim içeriği çok geniş olmasına karşın ana amacı topluma değer oluşturmak olan bir fonksiyon. Tamam, fonksiyon olarak adlandırdık. Diğer bir ifadeyle üretim sadece ne diyor? Üretim sadece fiziksel bir üretimi kapsayan sistemlerce sınırlandırılmıştır. Yani sınırlandırılmamıştır. Sınırlandırılmıştır değil. Yani diğer bir ifade üretim sistemleri sadece fiziksel üretimi kapsayan sistemler. Evet. Yani bununla sınırlandırıyorlar ama doğru değil. Üretim deyince sadece fiziksel üretim aklımıza gelmiyor. Bu bir yanlış. Hizmet üreten sistemlerde eğitim, ulaşım, dağıtım bu da bir üretim. Topluma değer oluşturuyor. Dolayısıyla bu sistemleri üretim sistemi olarak tanımlıyoruz. Bütün üretim sistemlerin ortak amaçlarına ulaşmak için uymak zorunda oldukları ortak nokta ise kaynakların verimli kullanılmasıdır. Yani ne diyoruz? İşletmeler kaynaklarını verimli kullanacaklar, mal veya hizmet üretecekler. Artık bunu artık anladık, artık ezberledik. Yani ezberledik değil, öğrendik. 5 tane girecek, bunlar mal ve hizmet olarak çıkacak. En az kayıpla maliyeti düşüreceğim. Bu üretim fonksiyonu. Üretim kaynaklarını genelde 4 ana başlıkta toplanır. Toprak veya ham madde, işçilik, üretim araçları, sermaye yönetim. Aslında 4 değil, 2, 4, 5. Şunu değiştireyim ben. 2, 4, hatta şunu 5. Bu 4 değil, 5. 5 tane. Bir de buraya bazen hizmetleri de dahil ediyorlar. Hizmet. Hizmet deyince hani siz de söylüyorsunuz ya enerji, su. Ama yani hizmet. Bunun içerisinde olur mu olmaz mı? Yani toprak ham madde deyince buraya girmeli bence. Enerji, su, toprak ham madde. Yani şu gruba gir. Toprak dedikleri işte ham madde aslında. Ondan sonra. Bu tür girdi. Gerekli hizmet, gerekse üretim sistemlerinde üretim sistemi yanında görüldüğü gibidir. İşte dediğimiz gibi ne oluyor? Sisteme giriyor. Ondan sonra sistemde dönüştürme süreci çıktı. Bir de geri besleme lazım. Şimdi üretim planlaması ve kontrolü dediğimiz zaman üretim planlama ve kontrolü bir üretim yönetimi. Tekrar ediyorum üretim yönetimi neydi?
mal ve hizmet üretiyoruz. Buna müşteri memnuniyetini de katarsak bu üretim yönetimi oluyor. Tanım neymiş? Üretim yönetimi işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının, yani burada 3-4 tanesini, kaynakların belirli miktardaki mamulü. Kim istiyor bunu? Belirli miktar müşteri. Belirli miktardaki mamulün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesi. Üretim planlama, yani üretim yönetimi. Olup belli ürünlerin üretilmesi için gerekli tüm araçların tespiti, değerlendirmesi, düzenlemesi, üretim planlama ve kontrol. Bak şimdi. Demek ki karşımıza 3 tane kavram çıkmış. Üretim fonksiyonu söyledik. Üretim yönetimini söyledik. Üretim planlama ve kontrol dediğimiz şey de üretimi gerçekleştirmek için, belli bir ürünün üretilmesini gerçekleştirmek için gerekli araçların tespiti. Hani hangi makineden lazım, kaç işçi lazım, araç, üretim araçları, tüm araçları. Yani kaç tane makine lazım, ne kadar kapasitede olacak ondan sonra, kaç tane işçi lazım. Bu tür planlamaların, yani bunların tespitine biz üretim planlama ve kontrol diyoruz. Bakın ifadeye dikkat edin. Planlama, program demiyor. Üretim planlama. Üretim planlaması hangi ürünün üretileceğini belirtmek, teçhizat ihtiyacını ortaya koymak, hangi ürün üretilmesi talep tahmini. Hangi ürün üretileceğini belirtmek, talep tahmini. Teçhizat ihtiyacı, bunu üretmek için kaç tezgah? Mesela diyelim ki bir tezgah saatte 10 ürün üretiyor. Saatte 10 ürün üretiyor. İşte diyelim ki bana günde 100 ürün lazım. O zaman 10 saat çalışacak. Veya ne bileyim işte bir günde üretmek istiyorum 1 milyon ürün. O zaman diyelim ki 8 saat çalışıyorsam kaç tane tezgah lazım? Anladın mı? Bunlar hep üretim planı. Bak, doğru sayılarda ve istenilen, bunların hesaplamalarını hep yapacağız. Bunlar birer plandır. İşte üretimi işçi sayısını değiştirerek mi yapalım? Ne bileyim, vardiyalı mı yapalım? Ondan sonra stoklu mu yapalım? İstenilen zamanlarda, belli bir zaman var. Mesela diyelim ki işte bana ne kadar da lazım? 480 dakika sonra lazım. Mesela diyelim ki bana dedi ki, diyor, çizebiliyor muyum? Yok. Bunun kötü özelliği de buraya çizememek işte. Şuraya da çizemiyorum. Neyse. Şöyle yapayım. Neyse, onu sonuç yaparım. Mesela diyelim ki şu, hemen board'u paylaşayım. Şöyle yapayım. Şunu da sileyim. Şimdi diyelim ki bir işletmemiz var. İşletme var. İşletmeden işte ürün üretiyoruz. Ürünler çıkacak. Müşteri dedi ki bana ben 480 dakika sonra 10 adet ürün istiyorum. İşletme, müşteri geldi 480 dakika sonra. Peki ben bu 480, peki müşteriye ben 480 dakikada 10 ürünü yetiştiremezsem müşteri ne olur? Kaçar gider. Erken bitirsem ne olur? Stok olur. Yani adam geldiğinde ürün hazır olmalı. O zaman benim üretim hızım, bunları hep ileride anlatacağım. Süre bölü adettir. T bölü N. 480 bölü 10, 48 dakika adet. Sistemden her 48 dakikada bir adet ürün çıkmalı. Bunun tam tersi kapasitedir. 1 bölü C. Bunun tam tersi 10 bölü 480. Bunun 1 bölü 48 adet bölü dakikada bunun kapasitesidir. Kapasite. 48 dakikada adet, bu da bunun üretim hızıdır. Şimdi diyelim ki tesisimiz bu. Çıkacak ama tesisin içerisinde ne bileyim işte burada kesme var, burada bir şey var, yani böyle 1, 2, 3, 4 çeşitli operasyonlardan geçiyor. Bunlar çeşitli operasyonlardan geçerek burada birleşecek, monte edilecek ve çıkacak. O zaman içeride de bunların dengelenmesi lazım. Eğer içeride bir aksaklık olursa ben her 48 dakikada bir ürün nasıl çıkartacağım? Düşünün şimdi. Ham madde buradan zamanda gelmezse, iş gücü gelmezse,
makinalar arıza olursa, yani ben her 48 dakikada bir nasıl ürün çıkartacağım? O zaman benim içeriği de böyle dengelemem lazım. İçeride bir dengeleme yapmam lazım. İşte bu üretim planlama ve kontroldür. Tamam, adı müşteriyi memnun edeceğiz ama içeride de benim bir buna uygun bir dengeleme yapmam lazım. Diyelim ki tezgahlar böyle gidiyor. Şöyle. Tezgahların bir verimi, diyelim ki %90 verimi, %5'te kaybı var. Şimdi buradan ben 100 adet sağlam parça çıkartmak için burada kaç parça girmeli? Değil mi? Bunların şeyleri var. Bunları hesaba katmam lazım. Bunları işletmede anlatmışlardır size. Ben yine değineceğim de. Buradan 100 adet çıkması için buraya ne kadar girmeli? İşte 100 bölü 0.90 bilmem ne çarpı falan. Buradan değil mi bu kadar girmesi? Bunun çıkması için buraya bu kadar girmesi. Ta tedarikçiden bu kadar gelmesi. Yani diyelim ki 100 adet sağlam parçanın çıkması için bana 200 adet parça lazım. Gibi. Şimdi bunu da söyledik. Üretim dedik. Ne dedik? Üretim. Oh, pardon. Yanlış bir şey yaptık. Üretim yönetim. Dedik ki üretim planlama kontrol bu. Ondan sonra bu. Üretim planlaması hangi ürünün üretileceğini hangi ürünün üretileceğini belirtmek, teçhizat ihtiyacını ortaya koymak, ürünlerin doğru sayılarında ve istenilen zamanda yapılmasını sağlayacak çizelgeleri hazırlamak için kullanılan bir ön üretim yönetim aracıdır. Yani onu montaj hattı dengeleme yapacağız. İşleri sıralamasını yapacağız. İş sıralama yapacağız. Montaj hattını dengeleyeceğiz. Atama yapacağız. Bunları hep göstereceğim. Şimdi üretim yönetimin amaçları. Üretim yönetimi hangi ürünlerin ne miktarda, hangi özelliklerde, nerede ve kim tarafından yapılacağı sorularına bakın. Üretim yönetimi hangi ürünlerin, bunu talep tahminden belirliyoruz, hangi ürünler? Make to order vardır. Mesela bir mobilyacı düşünün, marangoz. Marangoz değil mi? Boyayı mesela satın alır, çiviyi satın alır, kendi üretmez ki. Ahşabı kendi işte, ahşabı satın alır. Vidayı değil mi? Kendi üretmez, ahşap yani bunları satın alır. O zaman boyayı mesela satın alır. Bazı ürünleri satın, fabrika mesela değil mi? Otomobili kendi üretir ama lastikleri dışarıdan satın alır. Hangi ürünlerin ne miktarlarda, hangi özelliklerde, nerede ve kim tarafından? İşte tedarikçi seçimi diyoruz yani. Lastikle bir araba için 4 lastik, 5 lastik lazım. Hangi özelliklerde? Şimdi yaz, kış. Kimden alacağız? A işletmesi, B işletmesi. En düşük maliyeti ve en fazla karı sağlayan. Dolayısıyla müşteriyle tedarikçiyle seçerken ne istiyoruz? Zamanında gelsin. Maliyeti düşük olsun. En fazla karı sağlayacak cevabı bulmaya ve bu surette tüketici isteklerine fiyat müşteri ne istiyordu? Zamanında, ister kalitede. Yani bir üretim gerçekleştireyim ama müşteriyi memnun edeyim, maliyeti düşüreyim. Bunları. Bu amaçlara yönelik faaliyetten ötürü iki bakımdan ekonomik davranım zorunludur. Malzeme, stok, miktar, insan ve makine gücü ve benzeri konularla ilgili faaliyetin mamulün maliyeti. Burada da diyor ki üretim planlama ve kontrol yaparken mamurun maliyetini düşüreceğiz. Bakın üretim planlama ve kontrol yaparken mamurun maliyetini düşür ve üretim yönetiminin kendi faaliyetlerinin mamurun maliyetini yansıyan payı da düşük olmalı. Bu şu demek, yeni üretimi gerçekleştirirken kullandığımız araçlar, programlar, ne bileyim zaman bu ürünün maliyetini arttırmamalı. Yani biz ekstra burada çalışmalar yapıyoruz ama bizim amacımız maliyeti düşürmek olmalı. Sen işte hab maddeyi, iş gücünü, makine sayısını azaltırken, diyelim ki makine sayısını azalttık, iş gücünü azalttık, sermayeyi azalttık, ham maddeyi azalttık. Fakat bu müşteriye olumsuz yansımamalı. Diyelim ki işçi sayısını azalttın, ham maddeyi azalttın, üretim bu sefer düşebilir. Üretim miktarı düşer. Dolayısıyla bu müşteriye yansımamalı. İşte yine biraz önce söylediğim, aynı kapıya çıkıyoruz. Maliyeti düşür, müşteri memnuniyet. Maliyeti düşürürken müşteri memnuniyetinden taviz verme.
Anladınız mı? Mesela ben maliyeti düşüreceğim diye fast food. Hani açıklık örnek fast food. İşte köfteleri bazen öyle oldu ya hani lokantalarda zam yapmadılar. Geçen sene bu sene bile zam yapmadılar. Boyutlarını küçülttüler. Ne bileyim işte peynir bir kiloydu. 750 grama düştü. Restoranta gittik. Eskiden kocaman çorba kaseleri oldu. Küçücük çay bardağı gibi. Çay tabağı gibi. Şeyleri azaldı. Adama diyorsun ki ne oldu buna? Fiyatı aynı. Gramajı mı azaldı? Yok. Size öyle geliyor. Ya oğlum evladım gözümüzde şey mi gözümüz mü bozuldu? Yani boyutlarını küçültüyor. Ne oluyor? Bu neye yansıyor? Müşteri memnuniyeti. Şikayet ediyorsun ama bir şey çıkmıyor tabii. Gramajı azalıyor. Bir boyutu küçülüyor falan. Değil mi? Bunu olmasın diyor. Sen maliyeti düşür ama bu müşteriye olumsuz olarak yansımasın. Üretim yönetiminin amaçlarının önemli bir özelliği bunların birbiriyle çelişkili olması işte. Yani buna arkadaşlar şey denir. Trade-off denir. Trade-off. Duymuşsunuzdur belki trade-off kelimesi. Trade-off. İngilizce bir kelime. Önemli bir kelime. Yani bu ne demek? Şimdi terazi gibi düşünün. Bu şeye benziyor. Az iş gücünü azalt. İş gücünü azaltayım. Ham maddeyi azaltayım. Ondan sonra işte makine sayısı azalsın. Şu azalsın, azalsın. Onu, tamam karım artsın. Ama kar artsın. Ama müşteri memnuniyeti de artsın. Fakat bu müşteri memnuniyetinin düştüğüne sebebiyet verebilir. Değil mi? İşçi sayısını azaltırsan, ham maddeyi azaltırsan üretimde gecikmeler olabilir. Ve dolayısıyla bu müşteriye olumsuz etkileyebilir. Trade-off'ta başka örneklerde şunları verebiliriz. Mesela diyeyim ki ben çok yiyeyim, her istediğimi yiyeyim ama kilo almayayım. Hiç ders çalışmayayım ama sınıfımı geçeyim. Trade-off. Yani dediğim gibi bir aslında başa baş bir trade-off'tur arkadaşlar. Başa baş noktası diyoruz ya. Hani şöyle şey, şurada şey şu. Tam trade-off işte bu. Kar zarar. Kar zarara eşit. Evet. Başka? Yine gelelim bu şekilde. Hem mamul stoklarını aynen bak trade-off'lara örnek. Hem mamul stoklarını minimum düzeyde tutmak hem de müşteri isteklerini derhal karşılamak. Kolay bir iş değil. Şimdi sen telefon ediyorsun. Hakikaten bu şu anda getiriler götürler var ya. Hani. Telefon ediyorsun 5 dakika sonra getiriyor sonra. Hakikaten hızlı. Çok güzel. Memnun kalıyorsun 5 dakika içinde adam sana getiriyor. Şimdi diyor ki mamul stoklarını minimum düzeyde tut hem de müşteri isteğini derhal karşılama. Veya malzemeye yapılan yatırımlarını düşük tutarken insan ve makine gücünü tam kapasite çalıştırmak aynı anda gerçekleştirilmiş güç olan hedefler. Yani elimde stok olmasın, stok maliyetim olmasın ama müşteri talebini de karşılayayım. İnsan sayım az olsun, makine sayım az olsun ama müşteri sayısını, şeyini karşılayayım. Aslında bu getiriler dediğim gibi tam üzerinde çalışma yapılacak proje konuları. Yani belli bir bölgede işte deponun yeri nerede olsun, o motor sayısı kaç olsun, al sana motor sayıdan hesaplanmasın. Onun optimum sayısı vardır aslında. Bakma adamlar ona göre yapıyor mu bilmiyorum ama onun mutlaka bir optimum sayısı bulunabilir. Bunda mesela simülasyon yapılır. Optimizasyondur bu. Mesela orada neyle yapabilirsin bunu? Meta sezgisellerle yapılabilir. Ve sonuçta da performansını değerlendirmek için bir simülasyon yapılabilir. Talep tahmini vardır orada. Yine aynısı ambulanslar için olabilir. Belli bir bölgede işte hastalara hizmet verebilmek için kaç ambulans, kaç itfaiye aracı bulunsun. Geçmiş taleplere bakarsın falan. Bunlar aslında gerçek hayat çalışmalarıdır. Şimdi diyor ki, ne demiş? Güç olan amaçlar. Şimdi diyor ki, üretim planlamasının önemi. Üretim planlaması, gelecekteki imalat faaliyetlerinin veya miktarlarını. Şimdi hep biz örneklerimiz artık somut olduğu için imalattan veriyoruz. Yani elle tutulur, gözle görülür. Aslında bu üretim planlaması imalat ve hizmet için olduğunu söylemiştim. Ama örneklerimiz hep böyle somut. Gelecekteki bunu siz imalat ve hizmet olarak da düşünebilirsiniz.
gelecekteki imalat faaliyetlerinin veya miktarlarının, bu hizmet de olabilir, bir hastane, okul, artık şey yapmış, limitlerini belirleyen fonksiyondur üretim planı. Bu tanıma göre üretim planlamasında ayrıntılara inilmediği ve bu açıdan kesinlik bulunmadığı söylenebilir. Üretim planları üzerinde gerektiği zaman değişiklik yapılır. Şimdi üretim planı arkadaşlar bağlayıcı değildir. Planlar değişebilir. Kesin değildir. Eğer bu kesinleşirse, belli bir zamana girerse program olur. Hangi mamulün ne zaman hangi iş istasyonlarından işlem görerek imal edileceği üretim planlarında değil, üretim programlarında görülür. Mesela biz önümüzdeki ay işte 100 adet masa üreteceğiz. 500 adet sandalye üreteceğiz. Sandalyeler işte A makinesinde, A atölyesinde işlenecek. İşte şu tarihler arasında sandalye. Masalar işte şu atölyede, şu zamanlarda işlenecek. Dediğimiz zaman o da programa dönüşür. O da programa dönüşür. Kesinleştiği zaman program olur. Planlar bağlayıcı olmamasına rağmen programlar bağlayıcıdır. Planlar bağlayıcı değil. Planlar, mesela sizin planlarınız var. Mesela diyelim ki işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, işe gireceğim, yurt dışına gideceğim, plan. Peki diyelim ki yurt dışında bir üniversiteyle irtibata girdiniz. Sizi işte Haziran'da bekliyor. Haziran'da gideceksiniz kesinleşti. O da program oldu. Ders planı. Hani diyor ya arkadaşlarınız, hocam işte şu dersi alacağım, bu dersi alacağım. Tamam, alacaksın. Aldığın zaman kesinleşti. Üretim. İşte üreteceğiz, şunu üreteceğiz, bunu üreteceğiz, bunu üreteceğiz. Plan diyor ki müşteri, işte bana şu lazım, bu lazım. Ondan sonra şunu istiyorum, bunu istiyorum. Sipariş veriyor. Hani diyor ya, hemen mi getireyim? İşte getirmiş. Tarih verdiğin zaman program oluyor. Ama öteki türlü, mesela nerede geçenlerde birisi şeye kızıyor, markete kızıyor. Diyor ki sen diyor benim siparişlerimi getirmedin. Tamam diyor hanımefendi. Sen bana siparişi verdin. Ne zaman getireceğimi söylemedin ki. Hemen mi istiyorsun? Şunları şunlar bana lazım. Değil mi? O zaman diyecek ki hemen istiyorum. Bunları hemen istiyorum veya şu zaman istiyorum. Adam da demek dikkatinden kaçmış. Yani sormalıydı belki de. Ya da şey, adını sen söyle. Bir sıkıntı olmuş yani. Plan ve program. Bunlar çok önemlidir, plan ve program. Özellikle bu testlerde, sınavlarda, yüksek lisansta falan çok karşımıza çıkar. Hatta iş güvenliğinde bile falan soruyorlar bunları sınavlarda. Plan ve program arasındaki fark çok önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Aklınıza kalsın. Mesela üretim planı, üretim programı. İşletmelerde de karışır. Geçen gün biri dedi ki hocam biz işte üretim programlarını şu... O söylediğin, sen dedin üretim planı değil, üretim programı şey... üretim planı program değil. Yani her şeye program diyor adam. Program değil ki o. Program içerisinde zaman vardır. Zaman yoksa o bir plandır. Mesela bizim yaptığımız hesaplamalar hep plandır. O planları ben üretime aksettiğim zaman programa dönüşür. Modern bir imalat işletmesinin üretim planlaması yer alması gerektiren hedefler şöyledir. Yani bir işletmede üretim planlama ve kontrolün olmasını gerektiren bazı sebepler var. Mesela bunlar şu: üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı. Mesela bir Arçelik Beko'yu düşün. Üretim sistemi, değil mi? Karmaşık, yoğun. Üretim sisteminin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı. İki, işletme içi faaliyetlerin koordinasyonu zorunlu. Mesela Arçelik Beko veya ne bileyim işte Tofaş, düşünün. Çeşitli departmanların koordinasyon zorunluluğu varsa, İşletmeler arasındaki bağlılık ve işletmenin gelişimi, işletme gelişmek istiyor ve işletmeler arasında bağlı, tüketici kitlesinin gelişimi ve isteklerin değişik olması, tüketici kitlesi değil mi? Farklı bir pazar var. Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana dağıtılması, tedarik değil mi? Tedarik işte Bursa'dan, İzmir'den, Adana'dan, Ankara'dan, hizmet kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması, İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacıyla malzeme, makine, zaman, insan gücü kaynağı minimum düzeye indirilmesi, yani biraz önce söylediğimiz kaynakların minimize edilmesi, müşterinin memnuniyetinin maksimize edilmesi, işte işletmenin gelişmesi, tedarikçilerin olması
bir işletme, bunu gerçekleştiren üretim planlama ve kontrol departmanı. Zaten ne diyor? Bir iş, aslında imalat diyemezsek ona daha iyi olur. Bir imalat işletmesi. Bir üretim desek daha iyi olur. Bir üretim işletmesinde, işletme dediğimiz zaten üretimin gerçekleştiği yer. Üretim planlamasının yer almasını gerektiren hedefler şöyle sıralanabilir. Bir üretim tesisi de diyebiliriz. İşletmesi veya şöyle hemen yapayım. Tesisinde. Daha doğru oldu. Değil mi? Üretim deyince artık ne oluyoruz? Hastane de olur. Adını sen söyle. Şey de olur. Hepsi olur yani. Hepsi olur. Güzel. Şunu bir de sevdim. Şimdi bunları söyledim. Sonra sonuç olarak üretim planlama ve kontrolün hedefi kaynak kayıplarını en azı indirmek ve üretimde en yüksek verimli sağlamak. Üretimde en yüksek verimli. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Üretimde en yüksek verimlilik. Hocam mühendis gözüyle mi, işletmeci gözüyle mi? Mühendis gözüyle verimlilik demek kayıpları en aza düşürerek üretim miktarını arttırmak. Ekonomist işletmeci gözüyle de kar elde etmek. Her ikisi. Burada diyor ki kayıpları en aza indirerek en yüksek verimliliği sağlamak, yani üretim miktarını arttır ve bunu kara dönüştürdü. En yüksek verimlilik ise istenilen miktarda ürünün istenilen zamanda kalitede en iyi ucuz yöntemlerle üretmekle sağlanır. Bak burada üstü kapalı biraz önce benim söylediklerimi söylüyor. En iyi ve ucuz yöntemlerle üretmek kaliteli. Bunu kimin için yapıyoruz bunu ben? Müşteri için. Ben bunu stokta biriksin diye üretmiyorum ki. Değil mi? Bir üretim niye gerçekleşir? Pazara mal göndermek için. Pazara niye mal gönderirsin? Kar elde etmek için. Dolayısıyla aslında burada yazar üstü kapalı şey yapmış. Buradaki cümleyi silmiş. Aslında burada bir cümle olması lazım. Sağlam. Yani biraz önce söylediğim gibi burada bizim maliyeti düşürmek, müşteri memnun etmek önemlidir. Kapsadığı zaman aralığına göre üretim planlamadır. Kapsadığı zaman aralığına göre üretim planlamadır. Üretim planının temel işlevi önceden belirlenmiş zaman, kalite ve bütçe hedeflerine uygun olarak ürünlerin müşteri veya stoklara sevkini sağlamasıdır. Aslında stoklar arkadaşlar işletmelerde istenen bir durum değildir. Stoklar aslında bir tampondur, yani buffer'dır. Stoklar yani bir maliyettir. Bir işte yani o beklediği müddetçe işletmeye maliyet oluşturur. O yüzden işletmede siz düşünün ne kadar çok stok varsa işletme o kadar sorunludur. Stok istenen bir durum değildir. Yani şöyle düşünün, tam zamanlı üretimin felsefesi sıfır stok. Diyor ki stoklar şöyle yapayım. Stoklar şöyle bir göl düşünün. Bir göl. Şöyle bir göl. Bu gölün diyor dibinde taşlar, çöpler olur. Sorun, problem. Stoklar diyor bu sorunu örten bir battaniyedir. Şu gölde sorunu örten bir battaniyedir. Eğer diyor ben bu stokları azaltırsam, şu stokları aşağı doğru çekersem, yani şöyle bu stokları ben şöyle yapalım. Biraz çalışmıyor. Allah, niye çalışmıyor bu? Bugün şeyi aradım. Uzem'i aradım. Uzaktan eğitim konu. Ya dedim bir şeyde sıkıntı var. Bazı şeyler çalışmıyor. Bak şimdi bunu Eraser'ı çalışmış. Silgisi çalışmıyor. Bak şimdi silgisi çalışmıyor. Değil mi? Akşam çizim yapamadım. Dersim vardı. Şimdi bunu bak mesela silmek istiyorum. Eraser kısmı çalışmıyor. Hadi bakalım. Gitti. Neyse. Adam da dedi ki hocam yani dedi
şu ana kadar bayağı bir sorun bekliyor. Ana şirket Türkiye'de değil, yurt dışında. Zoom 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 dediler ama yani bence bu zoom işte iyi bir şey değil. Neyse. Şimdi biz bu stokları aşağı indirirsek, düşün şu stoklar aşağı doğru iniyor, aşağı çekti. Kayalar ne oluyor? Gün yüzüne çıkmıyor. Sorunlar gün yüzüne. İşte stoklar arkadaşlar aşağı doğru çekildikçe diyor, sorunlar gün yüzüne çıkar. Bir işletme stok olması sorunları örter anlamına gelir. Eğer diyor sen bu sorunları ortadan kaldırırsan zaten stoğu gerek yok. O zaman da diyor tam just in time'a geçersin. Tam zamanda üret. Çünkü stoklar işletmede mesela diyelim ki iki tane tezgah var. Tezgah arızalandı şu tezgah. O zaman ne yapıyorum? Bunun üreteceği ürünü bu ara stoktan karşılıyor. Veya şu tezgah arızalandıysa buraya gelecek ürünü şu ara stoktan karşılıyor. Stoklar dediğim gibi buffer stok, ara şey. Sorunları ortadan kaldırıyor. Gereksiz yere işletme stok tutmaktan kurtulur. Ne zaman kurtulur? Sorunsuz çalışan bir işletme. Bu sorunsuz nasıl çalışır? Gerekli tamir şeyleri yapılıyordur. Periyodik bakımlar yapılıyordur. TED bakın. Periyodik bakım. Çok önemli. Periyodik bakım. Müşteri diyorum. Tedarikçi. Tedarikçiden zamanında geliyordur. Ondan sonra ne bileyim işletmede, yönetimde sorun yoktu. Yani stokların olmaması demek bu işletmenin sorunsuz bir işletme olduğu anlamına gelir. Bakın işletmede şey varsa eğer, adını siz söyleyin, stok varsa anlayın ki bu işletmede şey var, sorun var. Şimdi bu şey kafam takıldı, bu Eraser niye çalışmıyor? Ne kadar kötü bir şey bu Zoom. Neyse. Hiçbir şey yok. Yine buraya gelelim. Diyor ki üretim planlaması temel işlevi önceden belirlenmiş zaman, kalite ve bütçe hedefleri uygun olarak ürünlerin müşteri stokları sevkini sağlar. Bu amaca ulaşmak için üretim aşamalarındaki tüm faaliyetlerin planlanarak koordine ve kontrol edilir. Üretim planlamada 4 temel üretim faktörünün malzeme, yöntem, makine, iş gücü planlaması söz konusudur. Aslında buna 5. yani ne dedik? Malzeme, yönetim olacak bu. Şurası yönetim. Makine, iş gücü, bir de ham madde. Değil mi? Bak o da olmaz. 4 değil bu 5 olacak. 5, şöyle hemen düzelteyim. 5 temel üretim faktörünün ne dedik? Ham madde. Hocam, 5. metot değil miydi ya? İnsan. İş gücü insan. Makina, ham madde, yönetim, sermaye. Sermayeydi. Yani para. 5M demiştik ya. Man, iş gücü, teyit edelim. Man, hemen aklıma bekle. Man, machine, management, material, money. Tamam. Üretim planlama, 5 temel üretim faktörünün planlanması söz konusudur. Şimdi aslında şu durumda para biraz daha muhasebenin işi. Aslında biz burada hakikaten üretim planlamada parayla pek ilgilenmiyoruz. Tamam mı? Yani bizim işimiz üretim planlamada malzeme, makina, iş gücünün yönetilmesi. Doğru. Üretim planlamada bizim işimiz, üretim planlamada aslında bu şey, düzeltiyorum tekrar. Doğru. Üretim planlamada 4 temel üretim faktörünün, yani 5 taneydi ya, bu 5 taneden 4 temel üretim faktörünün, ham maddenin, makinenin, iş gücünün yönetilmesi söz konusu. Tamam, doğru. Kapsadığı süre açısından ise uzun, orta ve kısa dönemli üretim planları olarak 3'e ayrılır. Bak, bu da çok önemli. Üretim planları kısa, orta ve uzun vadeli planlar olmak üzere 3'e ayrılır arkadaşlar. Üretim planları.
Uzun planlar stratejiktir. İşte yatırım kararları, orta dönemde kapasite planlamaları, kısa dönemde de işte atamalar, satın almalar söz konusudur. Uzun dönemli faaliyetler. Bu planlarda üretilecek ürünler, nasıl üretilecekleri, bunun için gereken yatırımlara ilişkin kararlara bakın, yatırımlara. Bu kararlar üst düzey yöneticiler ve hatta yönetim kurulunun alabileceği türden kararlardır. Uzun dönemli planlama, ürüne ilişkin talep miktarı önemli ölçüde sürekli artmakta veya azaldığı eğilimi gösterdiğine söz konusu. Mesela diyelim ki bakıyoruz artık talep artacak. Hani bazı sebeplerden ötürü kısa dönemlik artış azalışlarsa uzun döneme girmez bu. Baktık artık demode olmuş. Bizim ürün demode oluyor. Veya yeni bir ürün artacak. Bunun süresi 5 yıl. Ürün veya ürünler olan talep sürekli artmakta ve eldeki tüm olanaklar ile bu talep karşılanmakta ise yeni bir tesis kurulması, genişleme yatırımına gitme, var olan makineleri yenilerek otomasyona geçme gibi planlar yapılır. Mesela simülasyon yapıyorsunuz ya mesela. Simülasyonda kaynak, makine sayısını arttırmak. Aslında uzun vadede planlamadır. Eğer siz uzun vadede bir planlama yapacaksanız oradaki şeyi arttırırsınız, makine sayısını. Kısa vadede makine sayısını arttırmak demek, maliyetin artması demektir. Yani işletmenin kendi kendini intihar etmesi demektir. Hatta öyle de bir ödev verebilirdim ama çok şey olsaydı, seçmeli bir ders olsaydı belki. Kapasite arttırma teknikleri. Kısa, orta, uzun vadede kapasite arttırma teknikleri. Onun işte bir tasarım konusu. Onun ne bileyim bir bitirme konusu. İşletmenin kısa, orta, uzun vadede kapasite. Bu imalat için olur, hizmet için olabilir. Tarım ve hayvancılık için olabilir. Şimdi diyor, ürün veya ürünler olan talep sürekli artmakta ve eldeki tüm olanaklar ile bu talep karşılanmakta ise yeni bir tesis kurulması, değil mi? Makinalara geç, otomasyon. Bakın ne diyor? Otomasyon. Biraz önce de otomasyonun ne olduğunu söyledik. Yani mekanizasyondan otomasyona mı geçelim? Bu uzun vadeli bir yatırım. Anladınız mı? Diyelim ki torna tezgahı. Torna tezgahı aslında bir mekanizasyon. Universal tezgah deniyor. Usta tezgahın başına parçayı işler. Ama bir CNC otomasyondur. Robot otomasyondur. Tersi durumda ise, yani diyelim ki talepler düşüyor. Var olan tesisin tasfiyesi ya da başka bir yeni bir ürün üretimine uygun hale getirilmesi düşünülebilir. Çeşitli yatırım seçenekleri, başa baş noktalı analizleri, karar ağaçları ya da mühendislik ekonomisi, çok kriterli karar verme teknikleriyle, ya demek ki bakın uzun vadede bu tür hesaplamalar yapılıyor. Başa baş yani mühendislik ekonomisi, karar ağaçları, ondan sonra branch bound dediğimiz dal sınır algoritmaları, çok kriterli karar verme, değil mi? Burada karşılaştırılarak en uygun olanı belirlenir. Ha, simülasyon da burada uygulanır. Ama simülasyon bu hesapları yaptıktan sonra simülasyon aslında nedir? Bir amaç değil, bir araçtır. Bir laboratuvardır simülasyon. Yaptığımız sonuçların doğru, yani gerçek sistemde kontrol edemediğimiz için ne yaparız? Onu simülasyonda dinamik olarak deneriz. Tamam. Son olarak şunu da söyleyeyim, bir ara vereyim. Ürün üretimi politikalarının belirlenmesi, tesis yeri seçimleri, dağıtım ve müşteri servis politikaları uzun dönem planlamaya dahildir. Uzun dönem. Çünkü sen o adamla, değil mi? Tesiste uzun süre çalışacaksın. Ondan sonra dağıtım, müşteri politikaları. Uzun dönem kavramı göreceli bir kavramdır. Bir gıda işletmesindeki uzun dönem, bir demir çelik işletmesi için daha kısa dönem olabilir. Genellikle demir çelik gibi ağır sanayide işte 30 yıl, gıda mı daha da 5 yıl falan. 5 yıl. Hani devletin bile 5 yıl kalkınma planları var ya. Uzun dönemli planlama süreci firmanın geleceğine yön verecek olan ürün çeşitleri, dağıtım kaynaklarının planlaması, kapasitelerin arttırma gibi stratejik konuları içerir. Bak, uzun dönemli planlama stratejik karar vermedir. Stratejik. Geçen gün bir yerde nerede? Televizyondan haberler şey açık oturumda mı? İşte stratejik dedi, affedersiniz dedi. Yani stratejik demek hani böyle oyun oynamak gibi bir şey hani. Değil. Yani adam onun strateji demek manasını bilmiyor ki. Stratejik düşünüyorsun ama çok affedersiniz falan. Yani stratejik uzun vadeli demek. Stratejik plan yani işte biz kelimeleri bilmeyince
böyle açık oturum, açık oturum, konferans falan kelimeleri bilmeyince ondan sonra ya yanlış mı söyledim, doğru mu kullandım? Bunlar üniversitelerde, yani kitaplarda her şeyde anlatılıyor. Bunları öğrenmekte fayda var. Stratejik uzun demektir. Mesela dediğim gibi simülasyon yapıyorsun ama simülasyon uzun dönemli mi, orta mı, kısa dönemli mi? Eğer uzun dönemli, kısa dönemli bir simülasyon yapıyorsan orada tezgah sayısını arttıramazsın ki. Yanlış yapılır. Uygulayamazsın. Bu planlar genelde 5-10 yıllık bir dönem için yapılsa da bu sıra firmadan firmaya, ürettiği ürüne göre değişir. Dediğim gibi demir çelikte 30-40-50 yıl, çünkü bunlar kadınca değişmez. Ama bir fabrika 5-10 yıllık olabilir. Genelde 5 yıldır. Gıda mı daha tekstil. Tamam. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bir ara veriyorum.